Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Cumamız mübarek. Antalya Kepez Molla Gürani Camii'nden sevgi, saygı ve muhabbetlerini merkezi sistemden vaazını diyoruz. Misafir olmanın, bir yere gitmenin adabı var. Mesela bir ayet-i kerimede Aziz Peygamber'in yanına gittiğiniz zaman diyor, önce izin isteyin. Daha sonra gittiğiniz zaman fazla fazla böyle onu rahatsız edecek derecede fazla oturmayın. O belki size kalkın demeye utanacak. Geç saat önce size gidin diyemeyecek. Hayatından dolayı ama Allah hakkı söylemekten geri durmaz bir ayet-i kerimede. Yani her şeyin bir azabı, usulü vardır ve o azab ve usulüne göre yaşanması gerekiyor. O zaman işte toplumdaki o düzen, ahenk, kardeşlik, muhabbet duyguları her zaman diri kalır. Yoksa bazen kişi yanlış ufak bir sözle, yaptığı yanlış bir hareket ile karşı tarafın kendisine cephe almasına sebep olabilir. Ağzın kuralları o yüzden çok önemlidir. Yine bir ayet-i kerime daha Zuhrâ suresinden ey insanlar ya ey insanlar inna halaknâkum min zekerin ve unsâ bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceannâkum şu'ûben. Sizi şube şube, kabile kabile, bölüm bölüm yarattık. Bu ilahi irade ile olan bir şey olduğunu ifade ediyor ayet-i kerime. Erkeklik ve kadınlık, bakın. Bunlar ilahidir, Allah'tandır. Yeni gelmişken şu parantezi de söylemek istiyorum. Hani şu an toplum içerisinde bazı kesimlerde biz bunu duyuyoruz, efekle müşahede ediyoruz maalesef. Cinsiyet hoşnutsuzluğu meselesi. Erkeğin erkekliğinden rahatsızlık duyması, bir hanımın, kızın da kız olmaktan rahatsızlık duyması. Onlara şu ayet-i kerimeyi hatırlatmak istiyorum. Ya eyyuhenna inna halaknâkum min zekerin ve unsâ. Bir erkek ve bir dişiden yarattık. Erkeklik ve dişilik yaratmayla oluyor. İradeyle değiştirilmiyor bunlar. Buna riayet etmemek Allah'ın kanununu fıtratullah'ı bozmaktır. Dolayısıyla fıtratı bozmak da kişiyi Allah huzurunda sorumlu kılar. Şu an belki bazı gençlerimiz buna heves ediyorlar. Esasında duyuyoruz çevremizden. Bu tamamen dinimizce gerçekten bir sapıklık olarak görülüyor. Bir rahatsızlık olarak görülüyor. Bunun dinde bir aslı esası yok. Cinsiyet seçme özgürlüğü diye bir şey yok. Ama bunu ne yapıyorlar bazı çevreler? Süslü kelimelerle böyle İyice yalpızlayıp insanlara bunu pazarlamaya çalışıyorlar. Herkes özgürdür, cinsiyetini kendin seçeceksin diye insanları böyle özgürlük adı altında cinsiyetini değiştirme yönünde teşviklerde bulunuyorlar. Gençlerin tuzağa karşı bir yaralı. Evet, Allah'ın yaratışını bozmak demektir. Direkt Allah'a karşı bir baş kaldırmış. Yani sen beni erkek yarattın ama ben erkek olmak istemiyorum. Kız olacağım. Kız da diyor ki ben böyle kalmak istemiyorum, erkek olacağım. Bunun bakın hiçbir yeri yok. Hatta biz bunu eski ümmetlerde bile duymadık. O helak olmuş topluluklar var ya, onlarda bile böyle bir şey duymuş değil. Her türlü hani kötülüğü görürsünüz, günahları işlenen
içinde bir günah çeşidi duyulmamış. O da bu zamanda, bu ahir zaman dediğimiz bu zamanda ortaya çıkmış. Ama inşallah buna karşı da toplum olarak ferasetli davranacağız. Gençlerimizi bilinçlendireceğiz ve bu tehlikeye karşı elbette Aleykümselam. Bunun böyle dinin yasakladığı bir şey olduğunu, insanın fıtratına aykırı olduğunu da söyleyeceğim. Evet, devam ediyoruz. Erkin ve kişiden yaratılır ve sonra fırka Aleykümselam fırka. Demek ki yani çeşitli insan ırkları var ya, çeşitli insan grupları var ya, bunların hepsi ilahi takdir ile meydana gelmiş. Onun için hiçbir topluluk başka bir topluluğu küçümseyip alaya alamaz. Çünkü bu insanın iradesiyle ortaya çıkmış bir şey değil. Kimse dünyaya gelmeden anne babasını seçemiyor. Irkını, sahip olduğu, o mensup olduğu akrabalarını, aşiresini, kabilesini, boyunu seçemiyor. Bunların hepsini kader tarafından böyle çerçevesi çiziliyor ve o şekilde insan dünyaya geliyor. Peki şöyle düşünelim. Bunda insanın hiçbir iradesi yoksa, yani istediği zaman Paris'te doğup, istediği zaman işte Mekke'de insanın doğma hürriyeti var mı? Yok. İradeye bağlı bir şey değil. O halde hiçbir topluluğu, hiçbir memleket ahalisini, diğer memleket ahalisini küçümseyemez. Onlarla alay edemez, onları düşük göremez. Bu da çok önemli bir esastır. Biz peki niçin insanları böyle fırkalara böldük? Irklara, milletlere böldük? Lita'ala. Taarruz için. Taarruz dedi. Birbirinizi tanıyın. Farklılıklarınızı birbirinize böyle kaynaşın. Ve birbirinizin o farklılıklarından istifade edin diye kardeşçe yaşamayı izhar edin diye biz bu farklılıkları yarattık. Yani tek bir insan olarak da sizi yaratabilirdik. Ama farklı boylara, kabilelere ayırdık. Her kabilenin, her boyun, her milletin ayrı ayrı kültürü. Söyleyeyim, siz de şu nasıl, şunu nasıl yapıyorsunuz? O toplum işte tanımak, kaynaşmak için bu farklılıklar var. Bu bir zenginliktir dünya için. Ama insanlar ne yapmışlar? Bunu düşmanlık sebebi yapıyorlar. Sen şuralısın, sen buralısın, sen şuraya mensupsun. Bu nedir? Bu da şeytanın tuzağıdır. Bu da, bakın dikkat ederseniz, şurada Hucurat Suresi'nde bitmesin. Tüm kurallar hep birlik ve beraber. Şimdi bana zor geliyor. İşte böyle oyun hareket. Allah eylesin. Allah var eylesin. Yoksa canla başla. Üstünlük neyledir peki? Allah sağ ol. Allah yani illaki bir toplum diğer bir topluma üstün olacaksa onun tek ölçüsü vardır. Allah'tan sakınma noktasındadır. Kim Allah'tan daha çok sakınırsa ona daha çok itaat ederse o üstün. Bu kişi gerçekten üstün kimsedir, en şereflidir, en değerlidir. Üstünlüğe bir ölçü getiriyor. Çünkü insan illa hani üstünlük arar. Bir otorite arar. O otoritede ne olacak? Manevi bir ölçü olacak. O da Allah'tan sakın. Bakın, selam. Hiç insanlar ağaçlar yapabilir. Bunun için yarışmamız lazım. Eğer üstün olmak istiyorsan Kur'an'a tabi olarak Peygamber'in sünnetine tabi olarak onun içindeki emir ve yasaklara uygun olarak havada nemli yaşamada üstün bir adeta değil. Bir damla suyla başlayıp bir ceset tornasıyla onun için hani dünyevi olarak ne olursa olalım, nereye ulaşırsak ulaşalım dünyevi olarak. Ne kadar medeni de olsak, ne kadar kültürümüz de artsak, ne kadar bilgin de olsak, böyle gururlandığı, kilitlendiği zaman insan bu kadar da demiş kendine. Sen dersin, evvelin bir damla su, sonun bir ceset torbası, bu kadar.
onu da insanlar böyle toprak diye uzaklaştırıyorlar hemen toprağın. Üstünlük neyle olur bilgiyi? İşte Allah'ı tanımakla olur. Allah'a yakınlaşmakla olur. Onun emir ve yasaklarına uymakla olur. O zaman sen fenadan mekaniye yüzünü çevirmiş oluyorsun. Senin gibi mahluklardan yüzünü çevirip Allah'a dönüyorsun. Allah'a dönen yüz hiçbir zaman perişan olmaz. O yüzden üstünlüğü nerede?